2020 yılında Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte ilk başta burada Silifke'ye bağlı Balandız Mahallesi'nde 13 üretici ile ilk başta biz bu programa başladık. Daha sonra 2020 ve 2024 yılları arasında çeşitli mahallelerde programı geliştirerek devam ettik. 214 üreticimize 26 bin kilogram atalık buğday tohumu dağıttık ve bu kapsamda dağıtmış olduğumuz tohumlardan da daha sonra Mersin Kadın Üreticileri Kooperatifimizde satım alım suretiyle bölgedeki çiftçilere katkıda bulundu. Bizlere de Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi'nden de talepler gelmeye başladı. Bizlere de atalık sarı buğday tohumu verir misiniz diye. Tabii ki bu da Sayın Belediye Başkanımız Vahap Seçer Bey'in ve eşi Meral Hanım'ın sayesinde oldu. Birçok belediye şu anda bizleri örnek alıyor. Biz de kendilerine deneyim ve tecrübelerimizi aktarıyoruz. 2 yıldır devam ediyor. İlk 5 kişiydi. Bu yıl 10 kişi oldu. Yani desteklerin gelmesi biraz daha vatandaşı teşvik etti, iyi oldu. Tarımsal destekler gerçekten yerinde bir çalışma. Önceden sadece buğday nohut ekilirdi bu tarlalara. Şimdi kooperatifimizin sayesinde artık çileğimiz var, bademimiz var, kirazımız var. Artık yavaş yavaş sulu tarıma geçiyoruz. Ve bunun devam etmesini istiyoruz. 5 yıl önce küçük bir arazide başladık biz önce. Vahap Başkanımızın tohum desteğiyle başladık. Sonrasında atıl durumda olan atalık topraklarımız vardı. Bunların da değerlenmesi adına daha büyük yerlerde devam ettik. Ürettiğimiz buğdayları satın alarak hatta piyasanın ofisin belirlediği fiyatın çok daha üstünde bir fiyatla satın alarak hem bizi desteklemiş oldu hem bu buğdayları köylüye dağıtarak köylüyü de desteklemiş oldu. Şimdi daha büyük arazilerde bu işi yapıyoruz. Atalık tohumun yaygınlaşması bizi çok mutlu ediyor. Modern tohumların genetiğiyle oynandığı için hem sağlıklı olmadığını hem lezzetli olmadığını biliyoruz. O yüzden de biz aslında bu atalık tohumları yaygınlaştırma düşüncesiyle başladık bu işe. O yüzden yani hem daha lezzetli hem daha sağlıklı olan bu buğdayın yaygınlaşmasını istiyoruz. Dedelerimizden kalma bu araziler boştu, kullanılmıyordu. Bu arazileri de hem kullanmaya başladık hem ülke üretimine destek olmayı düşündük. Hem de işte atalık tohumun yaygınlaşmasını düşündük. Mesela gübre desteği gördük, tohum desteği gördük. Yani o yüzden çok şey faydası oldu yani bize. Allah razı olsun başkanımızdan yani. Bayağı bir destekleri oldu yani. Köyümüz ilk kaç kişide başladı bilmiyorum. Sonra çoğaldı sayısı, kişi sayısı. Bu sene daha fazla herhalde. Artık yeniye biraz daha fazla inşallah. Bu şekilde biz bu şekilde. Değilse biz de boşlardık şimdi. Destek aldığımız için yani bu şekilde devam edebildik. Değilse çok zor yani.